Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu borsa analizime hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta bir hayli hareketli bir borsa İstanbul vardı. Özellikle haftanın ilk işlem gününde güzel bir açılış yapmıştık fakat yarım saat sürmüştü. Yarım saat sonra Bakan Şimşek Bloomberg'de borsaya vergi konusunun Ekim ayındaki pakete ertelendiği ile ilgili bir bilgi verince sonrasında sert bir satış görmüştük ve eksi 3'e yakın bir düşüşte haftayı kapatmıştık. Haftanın ilk işlem gününü kapatmıştık. Salı günü dipten bir toparlanma oldu. Neden? Çünkü çarşamba günü enflasyon verisi vardı ve her zaman olduğu gibi yine birileri sanırım bu enflasyon verisini önden görmüş olmalı ki salı günü böyle o vergi açıklamasına rağmen pozitif bir kapanışla haftanın ikinci gününü tamamlamıştık. Şimdi bu artık zaten bildiğiniz bir şey. Insider trading dediğimiz olay. Bazen de yazıyorsunuz ya işte işte SPK göreve, şu göreve, bu göreve falan diye. Ya bilmiyorum gözlerden de kaçırdık. Mesela 26 Haziran tarihinde katılım endeksi endeks değişiklikleri yayınlandı. O zaman da borsa çok volatil olduğu için çok da fazla böyle videolarda dikkat çekemedim. Mesela Coca-Cola hani şimdi biliyorsunuz işte Filistin, Gazze meselesinden dolayı bir boykot uygulaması var. İşte dış ticaret İsrail'le durduruldu falan. İşte bizler de bireysel olarak işte boykota katılanlar var, katılmayanlar var. Mesela Coca-Cola katılım endeksine alındı. Bunu biliyor muydunuz 26 Haziran'da? Yine Tabgı'da biliyorsunuz bunlar McDonald's, Burger King bunların distribütörü. Bu da, o da katılım endeksine alındı. Bist 30 katılımına alındılar. Yani hani böyle insider trading işte borsada böyle sevmediğimiz mide bulandırıcı şeyler olunca hani şu göreve bu göreve falan diyoruz ya aslında hani çok da böyle yazmanıza da gerek yok. Diyeyim siz anlayın artık. Çarşamba günde enflasyon verisi beklentilerin altında gelince böyle bir coşkulu bir günlük kapanış oldu. Perşembe gününe de yansıdı bu. Neden? Çünkü hani enflasyon evet zaten baz etkisinden dolayı Haziran ayında düşmesi bekleniyordu ama o beklentinin de altında gelince acaba Merkez Bankası faiz indirimlerini 2024 yılı sonuna doğru işte ne bileyim Eylül Ekim veya son çeyrekte başlayacak mı algısı oluştu ve böyle e, güzel bir haftalık kapanış oldu yani haftanın başı çok kötü başladı e, sonrasında böyle özellikle de bu enflasyon verisi sonrasında e, güzel alımlar geldiğini gördük tabi takaslar önemli olacak şimdi bugün biz takaslara bakacağız yine e, yaklaşık iki haftadır kontrol etmiyorduk Investing Pro'dan e, hisselerin adil değerlerini bir kez daha kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle hemen teknik tarafa bir gelelim. Evet. 11.088 bizim tüm zamanların en yükseğini gördüğümüz rakam. Burası artık yatay bir direnç olarak takip edeceğimiz rakam olacak. Geri çekilmelerde ise 21 günlük hareketli ortalamamız. Şurada kavufmanımız da vardı ama kavufmanımız nereye? <laughs> o da şurada. 21 günlük hareketli ortalama ve kavufmanda 10.550 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Geri çekilmelerde Burayı takip edeceğiz. Şöyle kısa vadeli e, destek ve dirençlerimizi de kontrol edelim. Kısa vadeli de bakın 4 saatlikte de süper trend hiç bozulmamış. E, özellikle pazartesi günü e, bu seviyenin altına inmesine rağmen e, bunun altında hiç 4 saatlik kapanışlar gelmemiş. Sonra salı, çarşamba ve perşembe günleri de güzel 4 saatlik yeşil mumlar görüyoruz. 2 saatlikte bir direncimiz vardı süper trend o da ala dönmüştü şurada gördüğünüz üzere o da yanılmıyorsam Çarşamba gün evet çarşamba günü saat 5 civarında ala dönmüştü. Saatlikte zaten şu anlık herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Saatlikte yani daha çok böyle kaldıraçlı piyasada işlem yapanlar özellikle saatlikteki süper trende e, dikkat edebilirler. Burası da 10.710. Haftayı 10.850 ile kapattık. 11.000 seviyesi önemli bir direnç olarak bizleri karşılayacak arkadaşlar. Dolar bazlıya geldiğimizde ise dolar bazlıda e, perşembe günü süper trend üst bandına delidi fakat ala dönemedi. Yani burayı bir direnç olarak algıladığını belirtmiştik. Yine cuma günü de aynı şekilde bu 334 doları gösteriyor bu süper trend üst bandımız. Bunun üzerine çıktık. 334.61 gördük. Fakat 332.30 dolarla e, günü tamamladık. Yani burada e, yukarı yönlü bir kırılım şu anda mevcut değil. Yani şurada olduğu gibi süper trendin ala dönmesini beklemek zorundayız. Peki e, bu direnç kırılmazsa işte buradan aşağıya mı gelir derseniz tabii ki de gelebilir ama burada e, nereyi takip edeceğiz? İşte takip edeceğimiz bazı destekler var. Burası işte 327 dolar. Onun da altında şu son dönemde hatta son 2-3 ayda hatta biraz daha geriye gidelim. Nisan ayını da buraya katalım. 55 günlük hareketli ortalama var. Mavi olan hareketli ortalama. Bakın burada yine Haziran ayının ikinci haftasında da burada bu düşüş son bulmuştu dolar bazı da. Ve yine geçtiğimiz hafta pazartesi günü Bakan Şimşek'in borsaya vergi açıklaması sonrasında endeks eksi 3 görünce de yine bu 55 günlük hareketli ortalamadan alımlar geldiğini gördük. Burası ise 316 dolar takip edeceğimiz ana destek seviyemiz olacak arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Cuma günü %0.96'lık kayıpla e, tamamladı. 21 günlük hareketli ortalamamız 305. Pardon 306. Ve 55 günlük hareketli ortalamamız 305. Yani 305, 305, 305, 350. Bak tamamen rakamlar arkadaşlar. 305, 306 TL seviyesi. Bazen de böyle dolar bazından THY'ye geçince bazen 305 dolar falan diyorum. Sizler de yazıyorsunuz böyle hani. Hocam karıştırdınız falan diye. Şimdi 305-306 TL bizim takip edeceğimiz yakın destek seviyemiz olurken yukarıda süper trendimizin ala dönebilmesi için de yükseliş trendinin yeniden başlayabilmesi için 321 TL'nin üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Makde indikatörümüzde cuma günü hani kırmızı bir kapanış olmasına rağmen burada yeşil bir bar oluşmuş oldu arkadaşlar. Bazen böyle olabiliyor yani %1 düşmüş ise fakat burada makde indikatöründe yeşil bir bar al sinyali vermiş oluyor. Tabi tek başına bu indikatörlerin al sinyali veya sat sinyali vermesi çok da önemli değil. Hareketli ortalamaları kontrol etmek lazım. İşte RSI ve diğer birkaç indikatör daha var. Bunları da kontrol etmek lazım. Mesela RSI göstergemiz 50.54 ile şu anda nötr diyebileceğimiz bir seviyede. Ama kendi hareketli ortalamasının üzerinde olmasından dolayı şimdilik orada da herhangi bir sorun ve sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Şöyle hemen e, takaslara geçmeden önce e, Türk Hava Yolları'nın adil değerini bir kez daha kontrol edelim Investing Pro uygulamamızda. Evet adil değer olarak 345 TL gösteriyor. Bu adil değeri de e, soranlar oluyor. Bu gelecekteki fiyat beklentisi değil. Yani şu an kaç işte yarın 8 Temmuz 2024 pazartesi tarihinde borsa açıldığında bu hissenin adil değerinin 345 TL olması gerektiğini söyleyen bir Uygulama arkadaşlar bildiğiniz üzere de videonun açıklamalar kısmında indirim linkimiz mevcuttur. Şu anda da ülke içerisinde en ucuz olan e, alabileceğiniz e, link odur arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şöyle hemen Matrix ekranımıza dönelim. Şuradan hızlı takas ekranından haftalık takasları kontrol edelim arkadaşlar sizlerle. Evet haftalık takasa baktığımızda ilk 5 alıcı %73 olurken ilk 5 satıcının %91 olduğunu görüyoruz. Ve satıcılar da burada yatırım fonlarının yoğun bir satışı olmuş. Geçtiğimiz hafta 5.2 milyon lot. E fakat alıcı tarafına baktığımızda ise burada en iyi alıcının Citibank olduğunu görüyoruz. 2.6 milyon lot. Şimdi Citibank kimdir? Citibank burada e birinci sırada bakın tahtacı dediğimiz kişi burada. Citibank'ta 148 milyon lotla toplam Türk Hava Yolları'nın borsada dolanan lotlarının %20'si bu adamın elindedir, bu kurumun elindedir. Tabi tek başına değildir yani bu kurumun içerindeki hani belki de binlerce müşterinin elindedir ama tahtacı dediğimiz kişidir kendisi. İkinci sırada da kim var? İş yatırım var. Yani yatırım fonları geçtiğimiz hafta takaslarını Türk Hava Yolları'nda azaltırken burada tahtacı dediğimiz ekip yani Citibank ve iş yatırım burada Alıcı tarafında olmasından dolayı ilk 5 satıcı %90 olmasına rağmen bence olumlu bir takas gözüyle değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Geldik Koç Holding'e. Koç Holding geçtiğimiz hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri güzel yükselişler yapmasına rağmen Cuma gününü kötü bir e, günlük kapanışla sonlandırmıştı. %2.34'lük düşüşle. Kaufman hareketli ortalamasının da altını sarktı. Şurada yukarıda 240 TL süper trend üst bandımız ve bunun mutlaka geçilmesi gereken önemli bir direnç olduğunu belirtmiştik. Geri çekilmelerde şimdi burada 21 günlük hareketli ortalamamız var. 226 TL ilk destek seviyemiz. Onun da altında 220-221 TL bandı ana destek seviyemiz olarak karşımıza çıkarken RSI göstergemiz ve MACD indikatörümüzde şu anlık herhangi bir sorun görünmüyor. Çarşamba ve Perşembe günleri biraz sert yükselmişti. Endeksten de bağımsız ve pozitif bir şekilde yükselmişti. Belki onun bir düzeltmesi olmuş olabilir arkadaşlar. Onun da şuradan hemen adil değer uygulamasından bakalım. Evet Koç Holding'e baktığımızda da adil değer olarak 273 TL gösteriyor. Yani yukarıda %19'luk bir potansiyelin daha olduğunu gösteriyor bizlere Investing Pro uygulaması. Hemen Koç Holding'in de takas kontrolünü bir gözlemleyelim. Evet Koç Holding'de haftalık takaslarda bir toparlanma var. Hatırlarsanız son bir buçuk hatta iki aydır takasları kötü giden bir Koç Holding vardı. Burada bir toparlanma olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı %95, ilk 5 satıcı %74. En iyi alıcıya baktığımızda Citibank'ı görüyoruz ki Citibank bu tahtada tahta yapıcıdır, tahtacıdır kendisi. Çünkü Koç Holding'in borsada dolanan lotlarının yarısına yakını neredeyse bu kurumun elinde 318 milyon lotu olmasına rağmen burada yine geçtiğimiz hafta takaslarını artırma tarafına seçmiş. Burada ikinci sırada Doça Bank var. O da tahtanın %10'una sahip. O da geçtiğimiz haftayı satış yönü olarak kapatmış. 3.3 milyon. Tabi burada biz... Citibank'ı takip edersek daha doğru olur. Zaten ilk 5 alıcı ve aynı zamanda tahtacı dediğimiz Citibank da burada alım tarafında olduğu için Koç Holding'de bir toparlanma görebiliyoruz arkadaşlar takas anlamında. Geldik TÜPRAŞ'a %0.40'lık kayıpla günü tamamladı. 55 günlük hareketli ortalamasının altına sarkmasına rağmen ki burası 173 TL ydi. Bunun üzerinde bir günlük kapanış geldi. Yukarıda 180 TL takip edeceğimiz önemli süper trend direnci olacak arkadaşlar. Yani yükseliş trendinin yeniden başlayabilmesi için bu 180 TL'nin üzerinde günlük kapanış gelmesi gerekiyor. Şurada geldiği gibi mesela ne zaman gelmiş bakın 29 Ocak tarihinde günlükte süper trend ala dönmüş ve sonrasında hiçbir şekilde bozulmamış. Nereye kadar bozulmamış? 15 Mayıs tarihine kadar. 15 Mayıs tarihinde sat sinyali gelmiş sonrasında tekrar o direnci zorlamış, süper trendin üst bandını tekrar ala dönmek için zorlamış ama dönememiş. Sonrasında kötü bir süreçten geçmişti. Şimdi tekrar 180 TL'nin üzerinde günlük kapanış görmemiz ve süper trendin yeniden ala dönmesini beklememiz gerekiyor Tüpraş'ta. Arazay göstergemiz 52'li şu anda pozitif, maddede yeşil barlar devam ediyor arkadaşlar. Tüpraş'ında hemen bakalım şöyle. <Sessizlik> Adil değer uygulamasına, <laughs> investing prodaki adil değer uygulamasına baktığımızda türkdaşında olması gereken, şu anlık olması gereken fiyatın 182 tl olması gerektiğini bizlere belirtiyor. Hemen onun da haftalık takas kontrolünü bir yapalım. Orada da bir toparlanma var mı acaba? Evet, ilk 5 alıcı %76, ilk 5 satıcı ise %85. En iyi alıcılara baktığımızda Citibank'ı görüyoruz ki Citibank burada da biliyorsunuz tahtacı. Yani bizim takip ettiğimiz büyük baba hisselerin birçoğunda Citibank tahtacıdır. Ve bu hafta genelde alım tarafında olmuş. En iyi satıcıya baktığımızda tıpkı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi yatırım fonlarını görüyoruz. Burada ilk 5 satıcının da %85 olmasını sağlamış. Yani burada Yatırım fonları 3 milyon lot mal satmış ama diğer satıcılar biraz daha zayıf. Bakın buradaki alıcılar Citibank'tan sonraki alıcılar biraz daha böyle değerli toplu gibi görünüyor. Yani şuradaki ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı satıcı tarafında biraz daha pozitif gibi gözükse de aslında buradaki yatırım fonlarının yoğun satışı nedeniyle böyle bir rakam ortaya çıkmış. Burada alıcı tarafı da fena görünmüyor. Zaten şöyle bir e, olayımız var biliyorsunuz. Tahtacı alıyorsa alırım tahtacı satıyorsa satarım der her zaman kısa vadeli trade edenler. Tabi biz de kısa vade için bu haftalık e, analizleri yapıyoruz takas analizlerini. Orta ve uzun vadeli zaten beklentilerimiz e, hisselerimize güven yönünde arkadaşlar. Geldik Aselsan'a Cuma günü de %1.08'lik yükselişle kapattı ve Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde bir günlük kapanış yapmayı başardı. Şurada bir boşluğumuz oluştu. Biz buna gap diyoruz, biliyorsunuz gap olarak da bazen seslendiriyorum sizlere. Ama böyle çok kısa vadeli boşluklarda bazen bu boşluklar dolmayabiliyor. Çünkü neden? Yani şöyle bir şey olabilir. Bak, gap'in tarifini yaparken, mesela şurada işte mum şuradadır. Tamam, şöyle çizelim hatta. İşte Cuma günü şurada kapatmıştır. İşte Pazartesi günü şuradan başlar. Bir bak şuradaki boşluk gap olarak sayılır. Çünkü geçmişte burada şu rakamlardan işte 67, 68 hani buralardan hiç fiyatlama olmamış. Ama şuradaki boşluktan 2 gün önce, 1 gün önce fiyatlamalar olmuş mu? 3 gün önce fiyatlamalar olmuş mu? Olmuş. O yüzden bu boşluğu illaki dolduracak diye bir kaide yok arkadaşlar. Ama bazen tabi piyasa o gün düşmek istiyordur. Endeks düşmüştür. O zaman doldurur. Yani şunu demeyin. Aa bak kapı hep doldururdu. Bak yine doldurdu demeyin yani. Hani bu kapı böyle burada bırakıp gidebilir de. Çünkü burada fiyatlamalar olmuş. gap boşlukları genelde o dönem içerisinde o rakamlardan fiyatlanmayan boşluklara biz diyoruz. Kaufman hareketli ortalamamız 60.17 ilk yakın desteğimiz burası olurken şurada bir düşen trendimiz mevcut. 62.40, 62.50 seviyesi 62.30 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç olurken 63.34 ise süper trendimizin yeniden ala döneceği seviye olacak arkadaşlar. MACD'de yeşil bir bar gelmiş cuma günü. RSI göstergemizde 54.28'de şu anda pozitif bölgede. Bu arada RSI'yi açmışken şuradaki bak tepe ve zirveyi görebiliyor musunuz? Bak burada ne güzel uyarı vermiş. ve Biz bu uyarıyı videoda sizlere belirtmiştik. RSI göstergesi 90 oldu. Aman dikkat demiştik ASELSAN'cılar için. Ve sonrasında sert bir satış gelmişti. Bu indikatörler Gerçekten çoğu zaman hayat kurtaran indikatörler oluyor arkadaşlar. Evet Aselsan'a da bakalım adil değer uygulamasına. Bakın Aselsan'da da e, Investing Pro'da adil değer uygulamasında e, %17 daha aşağıda olması gerekiyor diyor. Tamam mı? Hani bunun neye göre diyor. Buradaki raporları e, okuyabilirsiniz. Yani Şuradaki mali durum işte bu adil değer neye göre işte şurada. 14 model daha var. Yani bu modellemelere göre buradaki adil değerini çıkarıyor. Hani katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama burada %17'lik daha aşağıda. Yani şu an hissenin primli olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Tabi bu kesinlik ifade etmemektedir. Yani bunlar da kendi kafalarını hani bazı kurumlar rapor yayınlıyorlar ya işte Ereğli 16 liraya düşecek falan demişti. Bofa sonra kendi toplamıştı. Yani bu bir aracı kurum değil investing Pro ama onun da kendi çapında artık yapay zeka mıdır nedir? Bunu adil değerini hesapladığı bazı yöntemler var. Bu programı alıp kullanıp siz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Aselsan'ın hemen gelelim takas değişimine. Haftalıkta durum nasıl olmuş? Saniye şöyle evet. Bir daha yenile diyelim. İlk 5 alıcı %72 olurken ilk 5 satıcı %79 olmuş. Dengeli bir takas dağılımı gerçekleşmiş. Haftalık takas dağılımı. En iyi alıcılara baktığımızda emeklilik yatırım fonları var. Yapı kredi var ve diğer var. Citibank da burada alım tarafında olmuş. Tahtacıdır. Azalmış. 530 bin lot artırmış ama sonuçta satış tarafında olmamış. En iyi satıcılara baktığımızda ise ak yatırım var. 2.7 milyon lot azaltmış. Yatırım fonları ve deniz yatırım yine lotunu azalt azaltanlar tarafında olmuş. Akket'in burada 51 milyon lotla tahtanın %4'üne hakim. Dengeli bir haftalık takas değişimi gerçekleşmiş arkadaşlar Aselsan'da. Geldik bir maşa %1.47'lik yükselişle cuma gününü tamamladı. 532 TL'ydi bizim takip ettiğimiz destek seviyesi. Burası 533 534 TL olarak güncellenmiş oldu desteğimiz. Yukarıda ise Şurada 2 saatlikteki süper trendi takip ediyoruz biliyorsunuz. Şöyle onu bir kez daha belirteyim. 566 TL bu 2 saatlik süper trendin tekrar yukarı kırılması gerekiyor. Yükselişin yeniden başlayabilmesi adına. Geri çekilmelerde 533-534 TL bandı ilk destek seviyesi ve eğer buralarda tutunuyorsa bir alım fırsatı olarak kullanılabilecek seviye olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir maşında hemen adil değerini bir sorgulayalım. Ben de ekran kontrolümü yapayım. Evet. Adil değer uygulamasında Investing Pro'da bir maşa 601 TL diyor ve yukarıda %8.6 daha payının olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar. Matrix ekranımıza dönelim ve hızlı takas kontrolümüzde yapalım haftalıkta. Evet haftalıktaki takas kontrolümüze baktığımızda bir yabancı satışının olduğunu da görüyoruz. İlk 5 alıcı %67 olurken ilk 5 satıcı %99.12. Burada şimdi tahtacı dediğimiz aslında Citibank 177 milyon lotla tahtanın %40'ına sahip. Burada alım tarafında mı? Evet alım tarafında. Ama geçtiğimiz hafta en iyi alıcı kim olmuş? 1.2 milyon lotla diğer olmuş. Deutsche ise burada 3 milyon lot satarak tahtayı baskı altına almış. Tabii siz gün içerisinde aracı kurumda alımda Citibank ve Doça Bank'ı göremezsiniz. Neden? Onların işlemlerini genelde Bank of America veya Info Yatırım veya Ünlü Menkul Değerler artık hangisine virmamışsa ona yaptırırlar arkadaşlar. Burada Doça Bank 3. sırada olmasına rağmen 3 milyon notluk bir pay satışı gerçekleştirmiş. Yani çok da etkili değil tahtada. Siz burada Citibank'ı takip etmeye devam etmelisiniz. Geldik enerji sayı. Cuma gününün %1.20'lik kayıpla e, tamamladı. 67.5 takip ettiğimiz direnç seviyesiydi. En yüksek kaç görmüş? 67.5 görmüş. E, Cuma günü doğru mu bakıyorum? Pardon. Evet en yüksek 67.5 görmüş. Tam da o bizim direncin üzerine gidemeden geri gelmiş satışlarla karşılaşmış. Ve 66.10 günü tamamlamış. Şimdi... Burada 21 günlük hareketli ortalamamız var. 64.56 takip edeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Şurada RSI kendi hareketli ortalamasının altına sarkması iyi olmamış. Bunun tekrar üzerine çıkması lazım. MACD'deki alt sinyallerinde de bir miktar böyle solmalar ve kısalmalar, bar boylarında kısalma, kısalmalar görebiliyoruz. 67.5 direnç, 64.5 ise destek olarak takip edeceğiz. Enerji sanında şöyle hemen e, adil değer uygulamasında bir kontrol edelim. Evet adil değer uygulamasında en iyi çıkan hisselerimizden bir tanesi e, enerjisi arkadaşlar ortalama fiyatının şu anda 88 TL olması gerektiğini söylüyor bizlere. Investing Pro yukarıda %34.3'lük bir payının olduğunu da bizlere gösteriyor. Öyle peki takaslarına bakalım haftalık takaslarda. E, bir e, olumlama var mı? Bir güzellenme durumu var mı? Evet, enerjiye baktığımızda haftalık takaslarda evet bir güzel bir durum var. İlk 5 alıcı %89, ilk 5 satıcı %72. Hani bir iyi haberin bir kötü haberim var gibi oldu şimdi. Şimdi e, ilk 5 alıcılarda emeklilik yatırım fonlarının 1.3 milyon lot alması güzel olurken tahtacı dediğimiz Citibank'ın ise satış tarafında olması kötü olmuş. Ve aynı şekilde bak iş yatırım da yani burada ikinci sırada burada ben özellikle Citibank ve iş yatırımı takip etmek isterim. Ve bunların ikisi geçtiğimiz hafta lot azaltmışlar. Şöyle bir bakacağım. Aracı kurum dağılımında son iki işlem gününde de bu iki kurum veya bu kuruma işlem yapanlar satışı yapmış Bakalım. Yok. iş yatırım almış. Bak şimdi bu son iki günün takası aracı kurum alımı takas olarak buraya görülmedi. Görünmüyor zaten. Pazartesi ve salı günü gelecek buradaki işlemler. Ak yatırım satış tarafında olmuş. Ünlü menkul 199 sitinin yani sat satışa devam etmiş gibi görünüyor şurada. Ünlü menkul muhtemelen onun Takasını satmıştır arkadaşlar. Yani baktığımız emeklilik yatırım fonları bu da yabancı aslında. Hani bir yabancı satarken bir yabancı almış. İlk 5 alıcı %89 olmasına rağmen ben buna dengeli bir haftalık takas değişimi diyeceğim arkadaşlar. Geldik Akçansa'ya %0.14'lük yükselişle Cuma gününü kapattı. Burada da süper trend direncine takıldık. Yani 147.11 direncimiz. En yüksek kaç gördük? 146.8 gördük. Yani bu süper trendin üzerinde günlük kapanış artık gelmeli. 162 TL'ye geldiğinde ise e, vedalaşacağımı vedalaşacağımız söyledim. Listeden de çıkaracağımız söyledim ama e, önümüzdeki günlerde artık böyle enflasyon verileri geldikçe ve beklentinin altında geldikçe faiz indirimleri algısı başladıkça işte GYO'lar, çimentolar vesaire otomatikler bunlar yukarı doğru hareket etmeye başlayacaktır. Akçansa'yı çıkaracağız. Başka bir çimento alacağız veya bir GYV alacağız. Ona artık bakacağız önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Tamamıyla BIST 30 dışına itildiği için BIST 30 dışına çıktığı için böyle bir listeden çıkarma durumum olacak maalesef. Geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalama olan 144 TL yakın destek olurken ana destek olarak ise 138 TL'yi takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen Akçansa'nın da adil değerini bir kontrol edelim. Evet Akçansa'nın da adil değerinin 146 TL. Yani şu anda adil bir değerde. Yani ne iskontolu ne primli. Böyle adil bir değerde olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Hemen takas analizinizde kontrol edelim Akçansa'nın İlk 5 alıcı %88, ilk 5 satıcı %63. En iyi alıcılara baktığımızda iş yatırım gözümüze çarpıyor, yatırım fonları gözümüze çarpıyor. Satış tarafında ise en iyi satıcının diğer olduğunu görüyoruz. Daha sonra da info yatırım ve Citibank'ın da yine satış tarafında yer aldığını görüyoruz. E, Citibank burada da arkadaşlar e, kafaya oynuyordu. Yani tahtacı dediğimiz e, kişilerden bir tanesiydi. Fakat özellikle de bu biz 100'den çıkmadan önce yavaş yavaş bu tahtadaki varlığını azaltmıştı. Bak şurada da gözüküyor zaten bak 3 aylıkta 623 bin lot satış yapmış. Zaten hani toplamda ellerinde çok da fazla lot adedi bulunmuyor bu kurumların. Şu anda burada emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonları ve iş yatırım burada tahtacı dediğimiz kimliğe bürünmüş olan arkadaşlar. Bunlar alım tarafında mı? Bak iş yatırım, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları. Bu ilk 3 almış mı? Geçtiğimiz hafta almış. O zaman o bizim 162 dediğimiz hedefe kadar gider diye düşünüyoruz. İlk 5 alıcı da %88 yani alıcılar biraz daha baskın davranmışlar geçtiğimiz hafta. Geldik Doğu Aşağı %0.47'lik düşüşle Cuma gününü kapatmıştı. Bir toparlanma henüz görünmüyor. takaslarda da 22 milyon lot paya dönüştürülmüş olarak yapı kredi hesabında görünüyor. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz patronun 22 milyon notluk satışı vardı. Mesela geçtiğimiz hafta özellikle de salı, çarşamba ve perşembe bu enflasyon verisinin fiyatlanması olayında işte çimentolar, geliyorlar biraz daha iyi giderken Doğaç'ta o hareketi çok fazla göremedik. Ben de herhangi bir şekilde alım yapmadım. Ya 250 TL'ye gelirse ya da 280 TL'nin üzerinde günlük kapanış gelirse alacağım. Belirtmiştim. Yani bu arada oyun alanında değilim. 251 TL 200 günlük hareketli ortalama ve destek seviyesidir. Gelme ihtimali de var. Yukarıda da 280 TL. Bakın 285 liradan 280 TL'ye kadar geri çekildi bizim hareketli ortalamamız. 55 günlük hareketli ortalamamız. Bunun üzerinde günlük kapanış yapması halinde bu kez 288 TL. Hani şunu da yapabilirim. Yani 285 pardon 280 TL'nin üzerinde iki adet günlük kapanış yapmasını beklerim. Ve aynı zamanda şu 289 TL'nin Üzerinde de günlük kapanış yapıp süper trendin şurada olduğu gibi ala dönmesini beklerim. Yani burada 5 lira veya 10 lira yukarıdan almanın hiçbir riski yok arkadaşlar. Ama şurada hani 283'ten alırsın. işte sonra bu süper trende takılır hurra tekrar aşağıya. Bu kez aldığın her hisseden 30 lira zarar yazmış olursun. Bu da istenmeyecek bir durumdur. Ama burada ne olur işte 290'ın üzerine çıkar işte günlük kapanış yapar. Süper tren şurada olduğu gibi ala döner. O zaman biraz daha gönül rahatlığıyla alabilirsin. Hemen doğaçında şöyle bir kontrol yapalım. Bunun da adil değerinin güzel olduğunu biliyorum ben. Daha önceden de takip etmiştim. Evet. Bak Enerjisa gibi hatta Enerjisa'dan biraz daha fazla sanırım. Adil değer olarak 363 TL görünüyor. Yukarıda %37,5'luk bir payının olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar Investing Pro uygulaması. Hemen doğaşında takaslarını kontrol edelim ve sizlere o paya dönüştürülen lotları bir göstereyim şöyle. Evet. Şimdi 22 milyon lotu paya dönüştürüldü. Hani patron satışı dediğiniz olay var ya işte bu. E, tabi şu var. Yani patron bu payları sattı mı? E, satmadı diyebilirim. Yani bunlar paya dönüştürüldü hangi kurumda paya dönüştürüldü? Yapı kredi yatırımda yani şu anda 22 milyon lot var. Yani yapı kredi yatırım e, bu lotlarla birlikte doğaçta tahtacı oldu arkadaşlar. Bak Citibank'ın üzerine çıktı. Eskiden burada Citibank tahtacıydı. Yapı kredi yatırım ikinci veya üçüncü sıradaydı. Belki dördüncü sıradaydı. Şimdi 27 milyon lotla yapı kredi tahtacı oldu. Tabii ki de e, bunları şimdi borsaya dönüştürdüler bu lotları. Ve bu lotları borsada Artık nasıl satacaklar bilmiyorum. Özel emirlemi satacaklar? Her gün yedire yedire mi satacaklar? E, Hisse de o yüzden böyle birazcık gitmiyor. Yani sıkıntı burada arkadaşlar. E, yatırım fonları Citibank. Ama bak eski tahtacı dediğimiz Citibank almış. 156 bin lotla. E, ikinci sırada Citibank. Aslında bu olay gerçekleşmeden önce tahtacı dediğimiz <laughs> kurumdu. En iyi satıcılara baktığımızda ise e, Türk Ekonomi Bankası'nı görüyoruz. 235 bin lot ve daha sonra Doça Bank var. Emeklilik yatırım fonları. E, Türk Ekonomi Bankası'nın çok da bir e, şey var mı? Lotu var mı? Bakalım şurada. Türk Ekonomi Bank şurada. 19. sırada zaten. E, Doça Bank da 8. sırada. Artık bundan sonra yapı kredi yatırımı e, takip edeceğiz arkadaşlar. Yani e, burada gün içerisinde özellikle aracı kurum dağılımında yapı kredi doğaçta satıcı mı? Tabii şu da var. Yani bir manlayıp başka birileri üzerinden de işlem yapabilirler. Bunu biz yakın bir şekilde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hafta sonları altın sertifikasına da değiniyoruz. Biliyorsunuz %0.82'lik yükselişle cuma gününü tamamlamıştı. Çok aşırı yatay bir seyir var. Ons altın tarafı da öyle aynı şekilde. Ons altında da böyle 2.140, 2418 bak şurası süper trend üst bandı şu Fibonacci'yi kaldırayım şunun üzerinde günlük kapanış gelmesi gerekiyor ki yeniden e, tıpkı şurada olduğu gibi süper trendin yeniden ala dönmesi için. yani bu 2400'lerde çok oyalandı e neden çünkü sürekli merkez bankaları yan çiziyor evet Avrupa faiz indirdi ama Amerika sürekli nazlanıyor. işte daha fazla kanıt görmemiz lazım işte daha fazla bilmem ne görmemiz lazım. Ya birileri göstersin şu adamlara neyi görmek istiyorlarsa. İşte orada Fed nazlandıkça işte Avrupa Merkez Bankası nazlandıkça bu işte on altında tarafındaki de bir tatsız seyir devam ediyor. Ama ben burayı kıracağını düşünüyorum artık konsaltın yani buralarda bir konsolide oluyor. Bak Nisan ayından bu yana konsolide olan bir yani yatayda gezinen bir 10's e, altınlar burayı kırıp geçecektir diye düşünüyorum. O zaman bizim işte gram altında e, daha iyi seviyelerde olacaktır. Gram altında zaten herhangi bir bozulma yok. Bak gram altın fiziki gram altında herhangi bir bozulma yok. Süper trend bir ala dönmüştü. Tabi orada da yatay hareketler e, can sıkıyor. E, ama yapacak da bir şey yok. Portföylerin en az %20'si e, altın olmak zorunda arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Altın sertifikasında da süper trendimiz e, alda işte 25 17 var yatay direncimiz. Ve onun da üzerinde şurada bir düşen trendimiz var. E buraya da takılabilir o yükseliş devam ederse işte 25 60 25 70'ler buralar önemli dirençler olurken geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalamamız olan 23 88 23 90 bandı takip edeceğimiz destek seviyesi olacak arkadaşlar. Bunun adil değer uygulaması yok zaten. Ve şöyle şeyi gösterelim altın sertifikasının e şuradan kapatalım. Onun da takaslarını göstereyim hızlı takas analiziyle. şuradan haftalığa tıklayalım bakalım. Evet burada da bir toparlanma var. Yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları toplamış. Geçtiğimiz hafta takaslarda ilk 5 alıcı %82 olurken ilk 5 satıcı iş yatırım ve vakıf yatırımda satmışlar. İş yatırım 5.1 milyon, vakıf yatırım 3 milyon lot. Alıcıların biraz daha bir tık daha baskın olduğu bir haftalık takas değişimi gerçekleşmiş arkadaşlar. Şimdi geldik haftalık para giriş çıkış ekranımıza. Tabi öncesinde ne yapalım? Yabancı takas oranımızı bir açalım. Orada baya bir düşüş var arkadaşlar. Bakın %40'lardan lardan nerelere geldik biz? Şurada bak %38.10'lara geldik. Bak %40'lardan şuradaydık %40'lardan %38.10'lara geldik. İşte bu özellikle de bu vergi söylemleri vesaire bilançoların kötü gelmesi bizleri kötü etkiledi. Haftalıkta bakalım hangi hisselere daha çok para giriş olurken hangilerinden daha çok para çıkışı gerçekleşmiş. Kurum sayımızı 5 seçtik. 1 Temmuz pazartesi itibariyle dediğimizde endeksimize bakın geçtiğimiz hafta çok da böyle ahım şahım bir yükseliş olmasa da 2,5 milyar TL para girişi olmuş. Bunu notlarımız arasına alıyoruz. Güzel bir gelişme. Şimdi geldik haftalıktaki en iyi para girişi listesine. Sizin en sevdiğiniz. Ak Bankası 687 milyon TL'lik para girişi. ikinci sırada Garanti 320 milyon TL. Koç Holding 277 milyon TL. İş Bankası C224 Banka ve Holdingler bakın. Daha sonra iletişimden Türksel 168 milyon TL Petkim bir toparlanma var. Petkim'de Kozal'da e, Sahol, Sahoy, Aselsan, Migros, Kardemir'de Emlak Konut, Doğaş. Emlak Konut aynı şekilde aldı başını güzel. Bak Doğaş'ta para girişi var 95 milyon TL. Tekfen bu arada o 22 milyon lot buna dahil değil. Tamam mı onu söyleyeyim. O aracı kurumlarda gözükmüyor. O bir şekilde yapı kredinin hesabına atılmış. Para dönüştürülmüş o lotlar. Satılacak lotlar. Tekfen, Oyak Çimento, Halk Bankası, Ford Türk Telekom, Galata Wind, Vakıf Bank bunlar para girişi haftalıkta. Para çıkışına baktığımızda ise Coca Cola var 231 milyon TL. Videonun başında da belirttiğim gibi katılım endeksine girmiş 26 Haziran'da Coca Cola. Aynı şekilde Tabgı'da McDonald's, Burger King biliyorsunuz bunlar Tabgıda olarak geçiyor. Bunlar katılım endeksine girmişler. Hani bazen yazıyorsunuz ya işte şu göreve bu göreve falan filan. Öyle yazmayın yani boşa vakit kaybetmeyin. Bir maaş para çıkışı var. Anadolu Efes, Ereğli. Yani yakında Anadolu Efes'i bile alabilirler yani katılımı. Ereğli, Türkiye Sigorta, Akenerji, Enerji, Şeker Beşiktaş Yapı Kredi Bankası, Karsan, Efor C, Efor Çay galiba. Yani ne kadar hisse oldu? 500 50'ye yaklaştı herhalde hisse sayısı. Şok Market, Tofaş, Koç e, Metal, Altın Yay mı? Altın Ay savunma mı? Altın Yay mı? Cem Taş, Can Termik, Vera Geyo, Ege. Şimdi geldik video pastasına. Bunu zaten paylaşmıştım. Günlüğe geldiğimizde Bank of America biliyorsunuz onu takip ediyoruz biz. E, 1645 adet short pozisyon kapatmış ama yeterli mi? Değil arkadaşlar. Bak yeterli değil. Yap ee, yapı kredide long pozisyon kapatmış. Şöyle biz toplam pastaya bir bakalım. Evet şöyle biraz büyütelim. Evet maliyetler de burada görünüyor arkadaşlar. Bir arkadaşım şuradan hocam varsayılan olarak kaydet demiş. Daha da kaydettim. Bak bir kez daha denemelik yapacağım şimdi. Aa aynen bak bu kez oldu. Daha önceden olmuyordu. Buradan da teşekkür ediyorum. Mail atmıştı arkadaşımız. Varsayılan olarak kaydedin hocam. Çok daha iyi görünür diye maliyetler çok güzel. Daha önceden de yapıyordum olmuyordu. Bir güncelleme geldi versiyon değiştirince. Evet bak şimdi varsayılan olarak kaydet oldu. Şimdi toplam pastaya baktığımızda shortçuların bir üstünlüğü var arkadaşlar. Bank of America 59.000 shortla birinci sırada maliyeti 12.400. Endeks şu anda 12.620. Yani Vio endeks. İş yatırım 29.000 shortu var. Ak yatırımın 16.000 shortu var. Ve 6.800 shortu var. Burada görmeye alışkın olduğumuz kurum rally dönemlerinde genelde TEB olmuştu en iyi longçu Tevdir ama kendisi ortalarda yok arkadaşlar. Kendisi nerede? Kendisi şurada sadece 4231 adet longu var. Şurada 6. ya da 7. sırada olması lazım. Şimdi burada beni tedirgin eden durum şu arkadaşlar. En çok long açanlar yani endeks yükselecek diyenler 33 bin lotla diğer. Tabi şu da var bir gelişme olur tamam mı? Hani normalde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sıkı duruşa devam edeceğini söylüyor fakat bir gelişme olur işte faiz indirim sinyali verir bir şey olur o zaman e, tablo tersine dönebilir tabi ben beklemiyorum böyle bir şey olmasını Şahin duruşun devam edeceğini <laughs> bekliyorum arkadaşlar kısa vadede Ağustos sonuna kadar böyle sanki böyle testere e, sürecinde devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar şu Rio pastasının birazcık değişmesi gerekiyor açıkçası. Yani her defasında böyle bak Aralık ayında da Mayıs ayında da bu pastayı çok gördük. Dedik ya boş ver Ben demedim de dediniz muhtemelen. Ve sonrasında aa bak doğru çıktı. İşte Bofa yanılmadı. Bofa zarar etmedi. Şimdi 19 Temmuz'a kadar alabilirler. Bunu zaten videolarda belirtmiştik. 19 Temmuz'a kadar. Şimdi 40 dakika olmasın diye bir yandan saati gözlüyorum. 19 Temmuz'a kadar alabilirler. Ama sonrası biraz o Moody's'in not artırımı ile birlikte gelene verebilirler. O bank ofta bu Viyop pastasından istediğini alabilir gibi bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar genelde. Tamam. İnşallah güzel, hayırlı, bereketli bir hafta bizleri bekliyor olabilir. Her gün video analizimiz olacak. Her gün gün içerisinde para girişi çıkışı, aracı kurumda dağılımı hepsini sizlerle paylaşacağım. Tatilde de olsam birbirimizi bırakmak yok. Düşüyorsak da beraber uçuyorsak da beraber uçacağız arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sanırım 40 dakikayı geçti. Görüşmek üzere.